İçinde. Ben bilmem, babam bilir. O da küçükmüş, bir tosba ile tilki varmış. Bu tilki ile tosba arkadaş olmuşlar. Ekin ekmeye karar vermişler. Ekmişler, yetiştirmişler. Harman edip yığın yapmışlar. Kendi aralarında yarışa girmişler. Kim yığından atlarsa buğday da saman da onun olsun demişler. Tilki atlarken kuyruğun yanına değmiş, atlayamamış. Olacak ya, tosba bir çırpta yanından atlamış geçmiş. Tilki bahsi bozmaya kalkmış. Tilki altak geberkla aldatmaya uğraşmış ama tosbayı aldatamamış. Tosba samanı saçkıyı toplamış, almış götürmüş. Bu götüre dursun, tilki harman yerinde hiç buğday kalmadı diye dolaşmaya başlamış. Oradan da parmak sayısıyla iki tane buğday tanesi toplamış. Dağarcığa koymuş. Bunu değirmene dökeyim demiş. Değirmeni alıp götürmüş buğday tanelerini. Tilki değirmenci, benim unumu ver, taşıya taşıya belim kırıldı buğdayları. Unumu isterim demiş. Değirmenci 15 buğday tanesinden un olmayacağını söylese de tilkiyi ikna edememiş. Tilki bağırıp çağırmaya başlamış. Sese toplanan insanlar ne olup bittiğini anlamaya çalışmışlar. Etrafına toplanan insanlara da tilki değirmencinin ununu aldığını, ununu vermediğini söylemiş. Ahaliden bazıları değirmenciye, ayıp değil mi, hiç utanma yok mu diye sorsun. Tilki fırsat mı fırsat deyip bir un çuvalı sırtlandığı gibi oradan sıvışmış. Değirmenci derdini anlatana kadar tilki 3-5 köy geçip başka köyde onu tosba ile paylaşmış. Geri kalanı da seninle kısa kârı diye pazarda satmış. Allah kimseyi kötünün eline düşürmesin. Bu masal da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalını anlatanların, biri masal dinleyenlerin, biri de bu masalın iyi yürekli kahramanlarının başına.